burada yaşayan. Doğdu böyle buralıyım. Anam babamın evine oğlumu koydum. Kendim burada yaşayan. Annenin babanın evinde neler yaptın Meryem teyzeciğim? Kaç kardeştiniz? Dört. Dört kardeştik. Ana o zaman ne yapılıyordu? Bağ çapası, koyun gütmek, inek danası. Hepsi vardı babamın evinde. Onlarla uğraştık. Okula gittin mi Meryem teyzeciğim? Ne var okula gideydim keşke. Keşke okula gideydim. Cahillik benim cahilin. Göndermediler mi? Okul yoktu o zaman kızım. Okul mu vardı? Okul yapılık ana ben büyük kızıydım. Hem de onlar kereden bilmeyi yollamadılar gari. Okul yoktu o zaman. Şimdikinden okuyor. Terekadağ'dan işte başladı, anaokuluna başladı bu. Ömür boyunca okuyacak. Kaç yaşında evlendin Meryem teyzeciğim? Yaşımı hele bilmedim. 15-16 yaşında evlendim. O zaman küçücükten eve riyalardı, küçücükten gelin diyorlardı. Yusuf amcamla bir aracı sayesinde mi evlendiniz? Nerede gördünüz birbirinizi? O zaman aracı hele mi vardı? İstemeye gelirlerdi. Anası teyzesi istemeye geldi. Kardeşleri vardı onunla. İstemeyle oluyordu. O zaman öyle aracı görücü olmuyordu. Uygun görüyordu onlar seni. Hepimiz bir köydeyiz. Gördük birbirimiz canım. Düğünün nasıl oldu? Anlatır mısın? Neler yapıldı düğününde? Düğünümde ne yapılacaktı? O zaman düğünler nasıl oluyordu canım? Yemek kuruluyordu. Böyle oldu. Nasıl olacak? Gelinlik giydin mi Meryem teyzeciğim? Gelinliksiz mi gelin olacak canım? Tabii gelinlik. Nasıldı ama? Beyaz şimdiki gelinlikler... Beyanlık beyaz değildi canım. Üç etek tipi değil mi? Onlardan giymişindi. Evet, giydim. O zaman enteridon vardı ha. Enteridon. Onları giydim. Yüzüme bayama gibi kırmızı şeyler vardı. Jilekler oldu başına. O zaman öyle adet idi. O da benim bir hoşuma giderdi. Cıngış cıngış ayırların öyle kavut, anın altın, pul. Atıla mı gelin geldin Meryem teyzeciğim? Atıla. Atıla geldim. Çeyizleriniz de atlarla geliyormuş. Öyle anlattın, öyle değil mi? Çeyizlerimiz de o zaman motor araba yoktu. Tabii eşeğe sardılar geldiler. Eşek vardı. Bir gün evveli geldi pırtın eşeğe. Ertesi gün de gelin geldi. Yusuf amcamla evlendiniz. Neler yaptınız beraber evlendikten sonra? Hangi işlerle uğraştınız? Böyle tarlayla uğraştık. Nasıl geçti o zamanlar? İyi geçti. Öyle günümüz de iyi geçti. Çok şükür. Şimdi de iyi geçiyor. Çok şükür. Evlendiğimizde onları bahsediyordum. Ben tarlayla uğraştık tabii canım. Oradan. Çoluğuyla, çocuğuyla, bağlı tarlayla uğraştık. Kaç tane çocuğun oldu Meryem teyzeciğim? Altı. Altı çocuğum oldu. İkisi öldü. Şimdi dördü dünyada var. Ne işler yapıyor evlatların yanında mı? Evlatlarım yanımda çiftçi. Çiftçiliğiyle uğraşıyorlar. Bağla tağlayla uğraşıyor. Bamiyayla. Görmek onlar da görülen ki. Çocukların hepsi develerde mi Meryem teyzeciğim? Torunlarım mı? Dışta torunlarım mı? Kızım mı? Onlara selam söyle. Ne
zorluklar gördünüz Meryem teyzeciğim yaşamınızda? Şimdi mesela her şey çok bol. Ama eskiden öyle değildi. Su yoktu mesela. Öyle değil mi? Makineler yoktu. O zaman neler yaşadınız? O kadar da derin aklım vermiyor gari. O zaman tabi lambalar yoktu, sular yoktu. Çocuklarım ufadı. O zaman çektik zorluğu. Çok şükür şimdi de varlığı da gördük. Hepsini çektim ben, gördüm. Ben öyle ovaya, deveye gitmedim. Kendi işimde, bu yaşa kadar kendi işimde kocadım gittim ben. Sen Bağatarlı'ya gitmedin mi? Bağatarlı'ya giderdim canım. Bağatarlı'ya gittim de öyle. Kendi işinizi yaptınız hep. Başka dışarı çalışmaya gitmedim. Kendi işimiz işledik. Ne mutlu. Geçiminiz nasıldı Yusuf amcamla? İyiydi. İyiydi, iyi geçindik. Bu evde hiç dövüş çekiş olmazdı. Ya ben dövüştüm, çekiştim. Ya bütün ürünlerimle küstüm, dövüştüm. Ya kızım, gelinim dövüştü, küstüştü. Hiç benim oğlanlarım hele hiç öyle bağırıverirler. Benim gelinlerim hele de kusludur. Oğlanlar bağırıyor, gelinler. Sen bağırttırmıyorsundur ama gelinlere, değil mi? Bağırtmadım zaman da öyle canım. Tabii gelinlerim de iyi canım. Tabii eskilerin bir sözü vardır. Oğlum iyi olacağına gelinim iyi olsun, değil mi? Tabii. 27 yıl oldu bu gelin geleli benim evime. 27 yıldır hiçbirbirimize kötü söz söylemedik. Ne mutlu sana. Anayla kız bile söyle. Ötek gelinim de Avrupa'daydı, iyi geldiler ta. O köyün girişinde yüksek bina onların. Şimdi köyde yoklar değil. İstanbul'a gittiler böyle. Evlatlarınla geliyorlarmış, yanında duruyorlarmış değil mi senin her zaman? Ne mutlu sana bir arada. Yanımda duruyorlar. Akşam gidiyorlar, sabah geliyorlar. Yanımda oluyorlar. Hacı'ya gittin mi Meryem teyzeciğim? Gitmedim. Gitmedim. Yusuf amcam vefat edeli ne kadar oldu? 21 yıl oldu. Çocuklarım yalnız kalmadı. Hiç yalnız kalmadım. Pekala, şimdi ne söylemek istersin Meryem teyzeciğim? Eskiden evlilikler, mesela sen de Yusuf amcamla çok iyi geçinip uzun sürmüş hep evlilikler. Ama şimdi gençler biraz öyle değiller değil mi? Ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim şimdiki gençlere? Söz mü geçiyor? Söz mü geçenlik gençlere ne diyeyim? Dinlemiyorlar değil mi Meryem teyzeciğim? İlal günden ne kaldı canım şimdi? Ne diyorsunuz siz birbirinize? Sen gene de söyle teyze, bunlar buradan dinlesin. Ne söylemek istersin? Söyle yani gençlere, ders olsun senin. Biz şöyle yapmıştık da iyi geçindik. De, görsünler senden. Ben kendi şeyime söz geçiriyorum, evimin içine. Ben dışarı söz geçiremem de, söylemem de. Şimdikinler dinlemiyor sana. Evimin içinde kim var, onlara söz geçiririm ben. Onlara geçirebildin mi? Geçirin. Seni dinliyorlar o zaman. Dinlemezler mi canım? Ne mutlu sana. Dinlemezler mi? Oğlum kızım da mı dinlemeyecek gari? Dinlemeyen dinlemiyor Meryem teyze. Dinlemeyenler de var canım. Kötü, iyi de var, kötü de var da. Benim evlatlarım sağ olsun. Çok şükür. İyiyle. Çok güzel yetiştirmişsin o zaman. Seni de saymışlar, sevmişler. Gari. Dişlerinden olmuyor da açıkta kursakta olmalı, kursakta. Açıkta kendinden oluyor. Çünkü çocuklar bilmeyenden söze bakmıyor. Şimdi nasıl geçiriyorsun zamanını? Neler yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Ben bir namazlılarım, bir tesbih çekerim. Bir yemek yiyecekler zaman, hıra yemek kondum, oturun başına yerim. Ben bir şey yapmıyorum. Bunlar işler başlar, gelirler. Telefon derler, çay koy diye bir çay koy verin. Bunlar gelesi ya. Ben hızmat işlemeyeyim. Ya bana götürmeyeler. Ne mutlu sana. Ya bana götürmezler. İyi evin içinde böyle geçip gider ömürüm. Ne
Allah razı olsun evlatlarından da. Sağ olsun, Allah razı olsun. İyi değilim ki. Onların ömrünü Allah benimmiş ay kızım. 7 tane kardeş. İkisi kaldı, 2 kız kalmış. Devenlerlisin, burada, buralısın. Burada doğduk. Babamız, dedemiz hocaydı, koca hocaydı, heyran. İşte orada yukarıda ev vardı. Anam, hepsi geldi geçti kız. Erken yaşta kaybetmişsin anneni. Musalla'nın yanında benim kardeşimin evi var işte. O da kız. Neler yaşadın çocukluğunda? Erken yaşta kaybetmişsin anneni. Her derdi gördük, her eziyeti çektik kadın anam gün böyünkü. Bir de ayağımız tutmuyor, belimiz tutmuyor. İşte, yarına çıkacağımızı Mevla biliyor. Ne yapalım kızım? Ne işler gördün annen babanın evinde? Neler yaptın? İşte bağlara tağlalara gittik kızım. Çapayla, horna onunla uğraştık, işleyeceğiz. Bir ölünce uğraşayım. Kadın aram işte. Kaç yaşında evlendin Ümmü nenem? 16. Nene deyim bir günü ver gitsin başımdan değil. Burada da bunlar 8 baş kişiydi. Ekmek bulup da yiyemedik kız. Ne diyeceğiz anam? Ne diysek boş. Dedem vefat mı etti? Ayağı kırıldı 2 yıl. 4 sene yattı. Sonra öldü. Artık 17'se 2 sene oldu. Öldü. Düğünün nasıl oldu? Hatırlıyor musun Ümmü neneciğim? Düğünün nasıl oldu düğünün? Düğün evvel hay kızım çalgıyla oldu. Davul geldi, zurna geldi. Hayvana minderlerdi. Öyle oldu. Hupa yukarı vardı düğünde. Burada bir zopa yoğudu. Çok çektik anam, çok çektik. Yokluklarla mücadele edip bu ana geliniyor yokluk, değil mi? Yokluk, yokluk anam, yokluğdu. Hindine var çok şükür, her şey bol kızım, edazımızın tadı yok.
Yok anam. Eh yavrum, Allah sizlere ömür versin kızım. Biz ki geldi geçti gari. Dedemle ne işler yaptınız evlendikten sonra? İşte bu, şeyle, araziyle uğraştık. Ne isteyeceğiz ay kızım? Okur yazarı yok. Okutmamışlar ikisi de. Bunu da okutmadılar, beni de okutmadılar. Okul yok o zaman. Hocaydı ikisi de. Biz namaz sonrasında okul demediler. Hizmet işle. İşte böyle geldik geçtik anam dünyadan. Kaç evladın oldu Ümmü neneciğim? 6 tane oldu. İkisi öldü kızım. Bir oğlan bir kız ufak ana. 4'ü kaldı. O da bir de öğretmen oldu öldü. 3'ü var. Bir de Deniz adamı ayakları hiç tutmaya kalkamaya oturuyordu öyle. Orada bir oğlanla bir kız var. Ölenin Kasıgil var. İngiliz öğretmeni gelinim. Bekeyi. Bir cez kızım var işte. Babaanne gel bura, babaanne gel derdi yavrum. Ben de evde durmuyor saygısım, bir de ben telaş oluyorum diye. Böyle uğraşıyorlar. Ne mutlu sana, 90 yaşındasın. Uzun sağlıklı ömür versin Allah daha da. Neye borçlusun bunu eskiden? Çok şükür anacığım, çok şükür. Bu yaşta tabii bu dert olacak. Olmama, kulak duymaya hay kızım. İşte böyle burada oturuyor, ne yapayım? Anacığım ne diyeyim? Dedemle nasıl geçinirdiniz? İyi miydi dedem? İyiydi kızım, iyiydi. Allah rahmet eylesin. Hiçbir dövüşüp çekişmedik. Hiç dövüşmediniz mi? 40-50 sene yaşadık. Hiçbir birbirimize sen ben demeden gitti. Kadın anam, ne diyelim? Şimdi yalnız kaldın. Şimdi yalnız kaldın. Kaldım. Ahiri bu kızım. Anam, yine adamla arkaya kalmasın. Onlara kim bakacak ay yavrum? Burada bir ki var öyle. İrezille, hindikarı bulunmayan anacığım. Gelenler çarpıcı oluyor. Çarpıp gidiyor. Bir de şey kanıktı bura. O dış devletten geliyorlar. Nereye oraya? Avrupa mı? Neye? 4 tane burada gelen. İkisi daha gelmiş. Bir ay gece durmuşlar. Bir ay gece. Çarpmışlar, kaçmışlar. Çoluğun, çocuğun, torunların geliyor mu seni ziyarete? Geliyor anam, geliyor da. Çalışıyor Allah en gücü orada kızım. İşte biri burada. O arazilere bakıyor. Öteki nerede çalışıyor. İşte. 90 yaşındasın. Şu anda da hala evinin işlerini görebiliyor musun Ümmü teyzem? Hanım en kötü yüpke yiyorsun. En kötü bir şirp yiyorsun işte. Kendi kendimin de gideri diyorsun kızım. Allah yatırmasın. Yatarsam zor. İşte oğlanın oğlu torun. Öğretmen çıktı o da. Güneyde. Orada güney var ya, orada. Dün geldi gitti. Bakmaya gelmiş işlerini. Özlüyor mu şimdi dedemi? Yalnız kaldın tabii. Bir soluk yoldaşıydı sana o. Aranıyor değil mi? Aynı aram, aynı. Aramıyor mu? Yok, tayin geldi eskiden kızım. Hayır, şimdi yalnız kaldın ya. Dedem 2 yıl olmuş vefat edeli. Arıyorsun değil mi? Sana soluk yoldaşıydı burada. Kızım, yarın çıkacağım Mevla bilir. Kulak duymaya kayanam ettiğinizi. Kulaklığı aldık ona, 1200 kaybedik. Hiç faydası olmadı. İhtiyarlar ki duymayamış kızı. Gençler ki duyuyormuş. O da öyle işte. Yapalım. Şimdi her şey çok bol değil mi Ümmü neneciğim? Her şeyle bol anacığım. Ağzın tadı yok. Ağzımızın tadı yok bir yandan.
Evveli bulup yemedik. Hindi bulup yemedik. Hindi de bir soval aldı. Ağzımızın tadı yok bir yerde. Eh kadın anam ne diyelim. Ahiri bu. Hacıya falan gittin mi Ümmü nenem? Gitmedim anam, gitmedim. Bir sürü vardı bununla, ekmek bulup yemedik. Hacıya neyle gideceğiz hayız. Bunlara anca baktık. Koca adam ayağı kırıldı. 4 sene yattı. Kayınbaban mı? Kayınla öldü. Bir namaz kıldırmadı beni bu balık. Yattı da öğlen namaz kıldırmadı. Öyle kötüydü. Onları da gördük anam. 4 yıl yattı, ayak kırıldı da. Sen mi baktın hep? Ben baktım. Öteki oğlanlar alamana gittiler. Gelinler neynesin? Hepsimiz üstüne yığmadılar. Onlar hiç alakalar etmediler. Biz o yanına doğru biz baktık. Bu yanında böyle biz baktık kızım. Ah Allah kabul da inşallah. İnşallah evlatların da sana baksın Ümmü nenem. İnşallah. Nenenin gözü görmedi. Ona her gün baktık. Burada bununla böyle oldu, o öyle oldu. İşte öyle geçti dünyada ömrümüz. Ey hanım. Bildiğim böyle eskilerden mani böyle sözler var mı? Söyler misin bize? Söyler miydin böyle maniler, türküler? Bilir misin? Anacığım o kadar bilmiyorum. Akıl eskisi gibi değil kızım, gelip geçiyor. Bildiğimde unutuyorsun. Kurak olduğumu orada bulamıyorsun. Akıldan geçiyor yavrum. Ömür geçtikçe yaş. Hepsi akıldan geçiyor kız. Allah sağlık versin sana. Çok sağ ol Ümmü nenem. Anam Allah çok yatırmasın. Gari rezil olurum belki bakmazlarsam. Sen bakmışsın. Senin evlatların da sana bakar inşallah. İnşallah. Ya bilmeyen anam gari bakalım. Kızım şimdi gelinler ne diye biliyor musun sen? Anaya babaya kız evladı bakar. Gelin neynesin diyorlar. Bir de bu laf çıkmış. E yok. Senin geçindiğin adam da o karının çocuğu. Onu düşünen yok ana. Eh Allah gelinin de vurmasın kızı. Bu Ançra doğumluyum. Tabi annemin ikinci evliliğinden dolayı buraya geldim. İşte burada annemin beyinin kardeşi beni buraya getirdi. Onun hanımının bilaveti, onun çoluğu çocuğu yoktu zaten. O beni getirdi buraya. İşte onlar beni besledi, büyüttü. Aşağı yukarı bir 15-17 sene onların yanında beraber kaldık. Ondan sonra askerliğimi bitirdim. Geldim burada, onlardan ayrıldım. Ondan sonra tabii daha evliliğimiz daha önce. Evliliğimiz mesela 1900
52'de 3'te evlendik. O günden bugüne kadar halen beraberliğimiz devam ediyor. Başka soracağın yok. İklime teyzemi nerede gördün? Vallahi o zaman da görmek mi vardı? Yani sadece annemiz babamızın görmesi kafi geliyordu. Onlar gittiler istediler. Bu şekilde nişanlandık. Aşağı yukarı 2 sene 3 sene civarında bir şey kaldık. Nişanlı kaldık. Çok uzun kalmışsınız Ali amca. Uzun kaldık. Bunlar garibendi. Biz garibendik tabii. Bu nişanlandık. Bizim eve geldi. Yani bazı akşamlar bize yardımcı oluyordu. Beraber bu şekilde kaldık. En değer 53 senesinde düğünümüz oldu. Düğün yaptık. Biz o benim geldiğim beyin oğlu vardı. Onunla ikimizin bir düğün yaptılar bize. Beraber düğün yaptık. Bu şekilde beraberliğimiz devam ediyor. Evlendikten sonra ne işler yaptın Ali amcacığım? Ne işlerle uğraştınız? Şimdi evlendikten sonra o zaman bizim geçimiz koyunumuz vardı. Onun kendi oğlunla birlikte biz geçi koyun giderdik. Geçimiz mesela aşağıda bizim aşağıda mümekimiz vardır. Orada kalırdık yaz veya kış günleri. Ondan sonra bazı buralara geldik, buralarda kalırdık. Vallahi bu şekilde evlenince kadar bizim bu şekilde geçiyle koyunla şeyimiz birliğimiz devam etti. Ondan sonra ben tabi askere gittim. Onun oğlu da 35 doğumluydu. Ben 34 doğumlu, 35 doğumluydu. Ben bir sene önce gittim. O benden bir sonra gitti, bir sene sonra gitti. Benim ilk askerliğim Siirt'ti. Siirt'e gittim. Bir sene orada kaldık. Ondan sonra beraberce alayımız geldi oraya. Yani alay geldi. O zaman biz hayvanlı kıtamızdı. Hayvanlarımızdı. Sizlerimiz olduk, bize bir tren şey verdiler. Onunla beraber Konya Karaman'a geldik. Konya, bir sene de Konya Karaman'da kaldım. Ondan sonra terhis olduk. Geldik burada. Bu ikinci babamız yani burada. O zaten batırmış, iflas etmiş, bir sığır almış. Mesela 30-35 tane sığır, o sığırla tabak olmuş. O sığırla geldikten bize daha önce, bir ay önce bana bildirdiler, babam böyle bir iş yaptı. İşte sığırla dağda aşağıda tepede kaldı. Onları gel falan şeyde. Neyse geldim, bir tez gün biz cizmeye çıktık. Kimisi aşağıda kalmış, kimisi yukarıda kalmış. Bunları getirdik, toparladık ama o iflaslık bitmedi. Ondan sonra pek işimizin tadı kalmadı. Askerden geldikten sonra bir sene sonra ayrıldık. Onlardan ayrıldım. Ondan kere yengenle beraber çalışmamız devam etti. Almanya'ya gitmişim bir de Ali amca. Almanya'ya 74 senesinde gittim. O ayrıldığım bir 957'de onlardan ayrıldık. O arada kendimiz mesela bir üzüm işine başladım ben. Ondan, kaç yıl kaldın Almanya'da? 4,5 sene kaldım. Ne iş yaptın orada amca? İnşaatlarda çalıştım. Sonra 2 senede inşaatta çalıştım. 2,5 senede Opel'de kaldım. Opel taksi fabrikasında kaldım. Oradan bize şey yaptılar yani. Opel'de krize girdi. Krize dedi ki bir gün bize bir kağıt geldi. Dediler ki bize kendisi gönüllü ayrılıp gitmek isteyenlere çalıştığın yıla göre şu kadar para vereceğiz dediler. Biz kabul ettik zaten harbi. Buradan köyden 3 arkadaştık biz. Onlar da kabul ettiler. Biz köye gelmeyi kabul ettik. Yani oradan temel dönüş kabul ettik. Oradan valla bize 8.000 mark para verdiler. Zaten üçümüze bir girmiştik biz o para. Üçümüzün de 2 sene çalışması, 2-3 sene çalışması vardı. Oradan bize 8.000 lira para verdiler. Oradan biz döndük geldik. Avrupa hayatım böyle bitti. Tabi orada kazandığım bu parayla da geldim burada bir iş mi kurdun Ali amca? İş kurdum tabi. İş kurdum. İlk senemi burada bir arazi vardı. Bir arazi aldım. Ondan sonra geri paralarımı bıraktım. Bazı arkadaşlar, daha önce benim bir ortağım vardı. Üzümde o çalışan bir ortağım vardı. O parayı bana bırak git dediler 73 senesinde. O parayı onlara bıraktım. Onlar da yıl kötü geldi. Ben de biliyorum yılın kötü geldi. Zaten ben izindeyken yıl kötüydü. Yani üzüm aşağı yukarı 15-17 liraya, evet 15-17 liraya, 6-7 liradan 15-17 liraya çıktı. Sonra üzüm düştü 9 liraya. Üzümle zarar ettiler.
ona zarar ettiler. Geldik, dediler ki bir sene zarar ettin benim. Bari uçamazsa bize bıraktığın parayı sana vereyim dediler. Ve bu şekilde ondan ayrıldık. Geldim ondan, ben geldikten sonra hanımın haberi var. Eski ortakçım benim. Hanımın haberi var. Zaten bunun akrabasıydı hanımı da. Teyzesinin kızıydı. Onlar geldiler. Dediler gene beraber çalışalım. Çalıştık. Bir sene, iki sene onunla çalıştık. Ondan bir gün geldim. Şurada aşağıda bir arkadaşım, burada komşularım vardı. Bir araba dingili, o zaman Ford'lar, dingili Ford'lar yeni çıktıydı. Bir dingili Ford geliyor. Geldim burada yemek yerken bir çocuk geldi. Dedi ki Ali amca seni babam geçiriyorlar, biraz acelesin diyorlar. Neyse yemek yerken bir çocuk daha geldi. Ya geç kaldın, babam geldi, seni gelmen acil diye ettiler. Neyse vardım. Bana dediler, arkadaş biz bu arabayı aldık. Yalnız biz burayı, Allah şahidimiz, biz bu arabayı alıkada seni ortak niyetinle kabul ettik dediler. Vallahi şimdi ortak, onları kıramadım. Arkadaşlarımdı bundan benim. Biri zaten Almanya'dan arkadaşımdı. Biri buradan arkadaşımdı. Peki dedik. Onlarla ortak olduk. Şoförümüz de ortağıydı. Yalnız şoförümüzün parası yoktu. Biz parasını ödedik arabanın. O da sadece şoförlüğünle bize ortak oldu. Vallahi bir gün sıra bana geldi. Arabayla ben gittim. Sefere gittim. Burhaniye'den, Denizli'de tabii orada kamyoncudan biri vardı. Orada Denizli'de otururken bir soğancı geldi. Soğan saracakmış. Dedi falan, arabaya baktı. Bu araba kimin dedi? Benim dedim bu araba. İsmimi sordu, söyledim. Adam bir soğan sarar mısın dedi. Sararım dedim. Nereye saracağız? Antalya'ya. Neyse Antalya'ya soğanı sardık. Şimdi benim şoför de soğancının gayınınla Almanya'da berabermiş. Şimdi orada bunlar tanıştılar. Şimdi bizim yalnız mukavelemiz 8-8,5 ton komple saracaktık. Şimdi onu sardık, kantara geldik. 12 bin küsür göre geldi soğan. Yani bizim mukavelemizde komple 8,5 tondu. Şimdi dedik ki hakikaten bu olmaz böyle, bunu tabii vereceğim dedi. Şimdi dedi ki ben şoför, ya ne zaman ne fark edecek dedi. Yani 8,5 ton da götür bu araba, 12,5 ton da götür. Ne? Para yalnız yine aynı eski şeyden diyor. Mesela o komple saracağım. Dedi bu olmaz böyle. Mesela benim iki tane daha arkadaşım var, bu komünün bir şeysi var. Neyse, şoförle aramız açıldı. Şimdi şoför dedi, fark etmez, ben fark eder, ben şey... Yalnız soğan sahibi diye ko. Şoföre dedi, ben senin hakkını veyahut arkadaşların hakkını yemem. Bunun kiloyu dedi, ben kilo neyse ben ona göre mektup yazacağım. Bu şekilde oradan paranızı alacağım dedi. Burada aramız açıldı, o fark etmez derken. Anahtar aldım şoförden. Ortağınla ayrıldın o sırada. O ortağından mı alıyorsun anahtarını? O ortağından, şoförümden aldım. Tabii ortağımız ya şoförümüz. Aldım bir şeyi. Öteki soğan sahibi arkadaş çok üzüldü. Dedi ki ya Ali amca yapmayın dedi. Yani siz burada bakın. Bugün benim soğanı sayacağın yer, bunu Antalya'ya indireceksiniz. Ondan sonra gene siz beraber olacaksınız dedi. Bir arkadaşlar da vardı orada. Onlar yardımcı oldular. Bana şey yaptılar da yüklendiler. Peki verdik gene şeyi. Çıktık. Ama hiç konuşmamız yok. Antalya varacak kadar konuşmadık. Dedi ki sabahleyin Antalya'da yük indirdik. Bana dedi bir yük al şeye. Nereye alsan tabii. Akhisar'a bir yük aldım. Tabii o tomatisti, saatliydi. Öyle sebze meyve mi taşıdınız? Tomatisti. Yani buradan giderken soğan sardım, oradan Aksaray'a oran yedikim. Tomatisti, yaş sebze. Böyle hep sebze ve meyve taşıdınız kamyonla, öyle mi? Hangi yük denk gelirse. Yani o günkü yüküm tomatisti. Tabii tomatisler saatli sarılır. Mesela o belli bir saatte hale inecek. Ne kadar yaptın bu kamyonculuğu? Vallahi 6 ay civarında böyle bir şey yaptık. Ondan sonra neyse o iş ettik. Oradan uşağa geldik. Tabii saatte yükümüz. Uşakta ben uykum geldi yatacağım dedi. Saat de yaklaştı.
Aksar dava biraz var. Dedim ki Hüseyin ismi, öldü o çocuk şimdi. Dedim Hüseyin yatan mı? Yani 15 azami 20 dakikada. Biz orayı zor geçeceğiz. Neyse kaldırdım, kalkmadı. Yattı, uzun zaman yattı. Neyse kalktı bu, yükseltik. Saat orada 4.30-5'lerde, tabi yaz mevsimi ya. 4.30-5'lerde Aksar'a kale inmemiz lazım. Yani sana yük şeysinde faydası olmadığı için... Olmadığı için değil de geç kalıyoruz. Evet. Yani sana uymadığı için ortağına anlaşamadınız. Anlaşamadık. Neyse orada vardık, bir tanesi geziyor hali etrafında ve bir öfkeli geziyor. Bu kime geldi büyük? Neyse çıkardık, rey verdik. Adam başladı dil bana küfretmeye. Dedim ben bunu bu saatten sonra kime saçacaksın ya falan bir şeyler konuştu. Yalnız indirdi, orada 5-6 şey varmış. Manavlı olmuş, onları verdi, geçsene hale indirdi. Paramızı sağ olsun kesmedi yine, paramızı verdi. Dedi ki... Zor bir meslek, kamyonculuk, Ali amca. Bayağı zor tabii. Ya zamanında şeydi ama sen de onu pek fazla uzun sürdürmemişsin anladığım kadarıyla. Şimdi... 6 ay mı? Efendim? 6 ay. Altı ay. Oradan dedi hadi İzmir'e geçelim, İzmir'den yukarı. Ben İzmir'e gitmedim dedim. İzmir'e gidecek bizim bir şeyimizi kapandı. Geldik bura. Arkadaşlarım topladım. Arkadaşlarım mesela bunlar böyle şöyle oldu. Onun ortağımızın bir tanesi şoförün eniştesi, şey kayınıydı. Zaten ben bunu beri ya, bunun karakteri yoktu işte, bunu zayıftı falan diye. Bu şekilde ayrıldık. Ondan sonra ne işler yaptın? Ondan sonra kamyoncu üçümüz o gün konuştuk. Dedik yarın bir şoför bulalım. Ondan sonra işte birimiz kamyonu takip ettik. Ben daha önce de üzümcüydüm. İkimiz üzümünde çalışacağım, birimiz kamyonda çalışacağım. Bundan gibi bir sahne yapalım. Bu şekilde bu işi gördüm dedik. Ya kamyonculuğa devam edeceğiz. Sözde akşamlık bu kabinimiz devam edeceğiz. Sabah da arkadaşın birisi geldi, bu camı tırklattı. Neyse çıktım içeri ya, bırakalım bu işi be. Bu iş bize hayır getmez be. O şekilde şey yaptı. Vallahi sen bilirsin gidim. Neyse öbür arkadaşın evde şu ev. Onun yanına bak ya, mesela bu böyle ettim. Vallahi sen kendi bilirdi. O zaman böyleyse ayrılalım. Neyse Deniz diye bir arkadaş vardı. Orada telefonduk, onlar geldi. Arabayı sattık. O işi bitirdik. Kamyoncuyu bitirdik. Ondan sonra benim üzüm iş devam etti. Yani üzüm tüccarlığı mı yaptın Ali amca? Evet. Onu ne zaman, şimdiye kadar yaptın mı onu? Devam ediyor, halen devam ediyor. Oğlan benim. Ha, evlatlarınla beraber? Tabii. Daha bu oran o zaman inşaatçı, biri terziydi oranın. Onlar tabii herkes işini takip ediyor. Ben kendimi çiftçiliğimi, üzümcülüğümü takip ediyordum. Tabii zamanla iş genişledi, büyüdü. Bu oğlumu yanıma aldım. Ondan kere arabamız vesairemiz oldu. Sağa sola gittik. İşimiz halen daha devam ediyor. Ne mutlu, ne güzel. Çok şükür devam ediyor. Evlatların o konuda yardım etti sana. Yardım ettiler sağ olsunlar. Yardım ettiler. Ne zorluklarla yapmışsın ama rayına oturtmuşsun işini. Çok şükür rayına oturttuk. Ne güzel elhamdülillah. Çünkü rayına evellerde geçim kaynağı olarak bağ mı var? Bağ var. Bağcılığımız var. Develer. Şu anda Bağcılar'la bir de kekik var. Bu iş devam ediyor. Sizin de var mı kekik bağ? Kekimiz yok ya, bağımız var. Hala yapıyor musun? Yapabiliyor musun? Ben oranlar verdim bağları. Şimdi traktörler, arabalar hep onların hizmetinde. Ben kendim çekildim yani bir tarafa. Ben ayrıldım. Yani ayrıldım derken gene ufak tefek bazı yerlerde takip ediyor işimizi. Yalnız en büyük şeyi bu takip ediyor. Ne olan. Mutlu sana, ne mutlu Ali amcacığım. Çok. Eskiden çünkü katırlarla çift sürülürmüş, şimdi çok kolay. Sürdün mü hiç katırlarla şeyler? Çok sürdüm. Çok sürdüm. Katırla beygirde çok sürdüm. Tabii çok devam ettim. Ondan sonra tabii zaman geldi. 90 senesinde motor aldık. O olan tabii motoru devam etti. Bağcılarımız daha fazla genişledi. Şimdi iki olan var burada. İki olanın taksim ettik. Bir oğlan var benim, üç oğlum var Allah'a emanet. Bir tanesi Denizli'de benim oranın işkur müdürü. Oranın birisi. Ne güzel. Geliyorlar mı yanına? Efendim? Ziyaret ederler mi? Her zaman gelir. Her zaman gelirler. Gelir.
eski tabii o yokluklar, o şeylerle geldiği için... O tabii yokluktan yani garibenlikten çıktık. Bunu kabul ederim, yoktu. Mesela ilk bakın ben ilk... Şimdiki bu işte işçilerimizde hamballar ben söylerim. Bakın benim o zaman 5000 liram vardı. Yalnız arkadaşımın da 5000 lirası da yokmuş. O tabii biz ovaya kasabaya giderdik. O zaman tabii yoktu öyle bir şey bizde. Deniz Ovası'na çapaya giderdik. Turgutlu'ya mesela Manisa'ya Göktaş kükürt atmaya giderdik kurumamızı vesairemizde. Bu şekilde çalıştık. Bu şekilde bu işleri yürüttük. Hem mesela işçiliğimi yürüttüm hem de üzümcülüğümü yürüttüm. Bunu 66'ya kadar o arkadaşımla devam ettirdik. 66'da bir iş işimize girdi. Ondan ayrıldım. Ondan sonra... Seninle sohbet çok güzel olacak iklime teyzem. Kaç yaşında olduğundan başlayalım. Nereli olduğundan. Kaç kan? Develerliyim. Develerliyim. Kaç yaşındasın iklime teyzeciğim? 60. 80 yaşta şimdi. 80 de var mı? 935 doğumlu. Tam 80 yaşında. Gönlü geç İklime teyzemin 80 yaşında ama. Ya onun için gönlüm geçli şeyli değil de bizim bir kızımız varmış da ben onun yerine kalmışım. 80'in de yoğun bir de. Bilmeyen yine de. Sen doğum 80 yaşında, 35 doğumluymuş ya. 80 yaşında yaşıyorsun. Neyse sen kaç yaşında yapalım seni? 75 yaşında mı diye. Kaç olursa istersen 100 yaşında desen ne olacak kızım? İstersen 100'ün inden geri beni indireceksiniz mi? İnden geri çıkacaksınız mı? İstersen 100'ün dolay ne olacak ya? Öyle olduk işte. Kaç kardeşsiniz İklime teyze? 8. Maşallah. 8 kardeşiz. 4'ümüz öldü, 4'ümüz var. Bir kız, 3 oğlan öldü. 8 kardeşiydik. Evvel anamız babamız öldü. Ondan geri büyük kardeşim öldü. Ondan geri onun küçüğü öldü. Ondan geri benim küçüğüm kız vardı öldü. Benim küçüğüm diye oğlan vardı öldü. 4'ü öldü. 4'ümüz duruyoruz işte. 8 kardeşlik. Neler yaptın annenin babanın evinde İklime teyze? İşte ne işler? İlaç ver, ilaç verdik o zaman. Ekim yolmak, şey etmek. Onların da vardı işte böyle koyun güttüğünde ondan geri koyunu geçiyi. İşte onlarla uğraşırdık. Ekinle onunla öyle şeylerle uğraşırdık. Evvel ne olacak kızım? Evvel öyleydi. Yokluk. Yokluğdu yokluk. O ev deveye giderdik işte böyle pamuğa giderdik, çapaya giderdik. Buralarda ekin olmaya ondan geri çapaya konumuna giderdik. Öyle olduk. Güney'e gitmişsin sen. Ekin yolmaya mı gittiniz güneye de? Anlatıveriyordun ya şimdi. Ay, güney oradan, tarafına. Öyle değil mi? Güney oradan şeye gittik. Oya. Güney tarafından gittik. Oradan bir Ciya kıyması var. Belki sen biliyendir. O Ciya kıymasından oradan akşam namazı geçtik. Burada dediler Ciya kıyması. Dediler. Kara böyle çiğiller vardı. Dağ var ya. Dağ Marmara'dan geçiyorlar. Oradan geçtik. Öyle gittik. Ovaya ne yapmaya gittiniz? Kozaya, pamuk dirmeye. Pamuk dirmeye gittik o zaman. Pamuk'a gittik. Öyle gittik. Kaç yaşındaydın mesela sen oraya gittin? 12-13 yaşında. Kaç yaşında olacağız zaten? En büyük kardeşimi aldık. Anamın ondan geri çoluğu çocuğu vardı, şeysi vardı. Onların neyse kalır. Biz amelekimizi böyle şeye giderdik. Çapayı bilemezdim. Ufadım çapayı şey demezdim. Çapayı bunun evinde geldim de öyle böyle pamuk çapasını. Yürüyerek mi gidiyordunuz? Yürüyerek. O zaman eşeklere et dürümdürerdik. Eşeklere çuvalları sarardık. Eşek etmeyi mi götürecek, yiyeceğini mi götürecek, şeyi mi götürecek? Bir eşek ne götürecek ya? Bazen onun üstüne bir konardık karşıya gibi. Bir şey giyermişsiniz ayaklarınıza. Ne demiştin? Lalen. Lalen. Nasıl bir şey o dedi? Tahta tanımın da öyle tahtadan sonra kayış çak, şey çak verirlerdi, kayış çak verirlerdi. O da o tahtadan halbette o çivi çıkacak değil mi? O çivi çıkıverdi. Ne yapıyordunuz o zaman? Yalın ayak gittik. Oralarda da kondara şeyler oldu, ayağımıza batardı. İrezilliydi ya. İrezilliydi. Şimdi ne var bizim çok şükür. 4 gün eskimizi durdu mu? 1 ay 40 gün orada pamuk bozduk mu? 1 ay o arkamızdan eski çıkmazdı. Şimdi ne var? Biz sözüm 4 gün, 3 gün anca durduruyoruz arkamızın eskisini. Makine var. Var makine. Neredeydi o zaman? Kül kaynağıydı, kül. Bunca az bir sabun verirlerdi. Onunla akşama kadar bezleri sürdük. Ağırım onunla. Ağamazdı. Kaç yaşında evlendin İklime teyzem? 16. Nasıl oldu düğünün? Anlatır mısın? Çok güzel oldu. Düğünümüz çok güzel oldu.
düğünümüz çok kalabalıktı. Dividmişti, iki gelin, teyze kızı eve geldik. Beni bir deli beygire mindirmiş bunlar. Deli beygir kaçıyor, anam rahmetli Mehmet. Bunun atının başını, bunun kardeşi Mehmet, bunun atının başını. Bu hindi minakine kalgı diye bir beygir. O zaman işleyeceğim. Hiç merak etme abla sen dedi. Ben de onu tutarım dedi. Öyle oradan gittik, bunların evleri de vardı. Oradan inakine beygirin şeysi boynuna inmedi. Neyi onun şimdi eğer inmedi orayı. Öyle bir dürttüm ben. Boynuna indim gayrı. Öyle dürttümce böyle bir baktı. Dilaye beni dedi rahmetleyecek. Çok iyiydi bunun abisi. Dilaye beni dedi. Orası şeyin Demiral'ın önüne gelince öyle dürttüm. Gidiyen boynuna da iyice boynuna indim. Bağlamadılar mı nasıl oldu bilmiyorum. Ayağımla dürttüydüm onu. Öyle şeydim diye. Öyle oldu. Düğünümüz çok iyi oldu. İyiydi. Alamcam mı seni gördü, sen mi alamcamı gördün? Neredeydi kızım o zaman, oğlan kız birbirini görmedi ya. Neredeydi oğlan kız? Evveli öyle şeydi. Hindi o. Hindi el ele yapışıp gezip çıkartıp geliyorlar. Evveli oğlanla kızı bir arada görmezlerdiyken öyle şey derdik. Gitti galiba. Başka diyecek. Neler yaptınız evlendikten sonra alamcamla? Geçik oyun yaptık işte, üzümcülük yaptı diye Divriye dayı Almanya'ya gitti geldi. O Almanya'da 4,5 yıl boyunca durmuş, sen burada mı kaldın? Burada kaldım, benim çocuklarım vardı. Oğlanla ufacığıydı, zaten oğlanla şey olsa bu Almanya'dan gelecek miydi bakalım bir. En büyük oğlum zaten 12 yaşında girdi terziliğe. En küçüğü, onun küçüğüydü bu, onun küçüğüydü işte Denizli'deki. Onunla ufadı. Sen gitmedin Almanya'ya. Gitmedim canım. 4,5 yılda Almanya'ya gideceğim. Ondan kere bu geldi burada, akıllı çıktı. Ondan kere vatalı aldı. Kendi işimi kendimi kuracağım. Ondan şey etti. Oradan geldi. Bizim evler hele oradan geldi falan kere yaptı. Bir göreceğimiz vardı. Yoktu. Yani çocuklarımız akıllı çıktı. İyi oldular. Birbirine sadık oldular. Ettiler. Öyle işledik. Şimdi nasıl geçiriyor zamanınız Alamcam'la? İyi geçiyor. Neden iyi geçmeyecek? Şimdi diyen işte ya, biz tabloya çekildik gayrı. Bunlara bittik her şeyi. Bağımız, tağlamız yok. Bunlar şey için ne hadi. Burada bir dölümce bağımız var işte. Akşam sabah varacak, gelecek diye. Başka yeri şeyimiz yok. Çocuklarım da çok iyi çıktı. Gelinlerim, çocuklarım, bu benim gelinim gibi bak şimdi gelen. Dimdendi onun şeysi. Ne mutlu size. Ah, kızım yok kızım. İyi olduk, iyi çıktık bundan kere. Elimizde sonra evveli yoğudun ama sonra elimiz genişirdi. Yokluğunu da gördük, kıtlığını da gördük. Sonra iyi olduk. Çalışarak, çabalayarak. Çalışarak, tabii çalışarak. Bu çok çalıştı. Çok çalıştı. Şimdi baba, burada iki erkek vardı. Kim böyün bağı çabaya kim gidecek bilmem kim felancı, feşmenci. Bundan sabahlı Çinlilerine paltayı vurladı. Oraya gider, bunlara giderlerdi. Bunlar çok çalışıyor diye. Bu çok çalıştı. Akıllı da çıktı. Seni iyi yaşatacağım diye çok çalışmış Ali amcam. Ben de onu iyi yaşattım. Ben de ona iyi baktım. Tabii. Ne güzel. Şimdi de hayat böyle devam ediyor. Hacıya da gitmişsiniz. Gittik. Evveli şey acısına gittik. Sonra Ömürlüğe'ye gittik geldik. Allah razı olsun. Ona da aldı gitti. İnden kerttiler. Çoluğumuzu, çocuğumuzu verelim 7-8 yıl öyle. Bizim kendi hayatımıza geldi. İyi kötü emeklimiz de var. İyi kötü 5-10 kuruş paramız da var. Çalıştığımız. Torunlar, ya. Çocuklar geliyorlar mı ziyaret? Gelmezler mi torunlarım? Torunlarımı gördüm hemen üzülür ya. Ne diyen işte bu hasta oldu da. Biri İzmir'de. En küçük oğlum. Bunun en küçük oğlum. Onun ortancılısı da gümrükte çalışıyor. Oradan kuşlar uçtular da geldiler. Dedim hastalığı. Geldiler. Dedem bir ağır oldu şey olursa bize hava verin. Allah razı olsun bir yedeyi bin kere. Bu üç oğlanda böyle tokturu bulacağız da ondan kere babamızı gezdireceğiz, eğiteceğiz diye. Bunun damarları tıkanmış, damarları açılmadı. Onu gezdiler. Oğlum beni ameliyat ettirmem. Niye ameliyat ettireyim? Ölürsen beni evimde ölür. Ondan kere gezdirdiler, şey ettiler. Deniz'de oğlumun evinde kaldık. En iyisi dediler evimize gidelim, şey edelim. Öyle atçıya gidecek yine tıkanı bir de baban oğlum. Ben garsonun olacak işte böyle olduk. İnşallah Allah şifasını versin. Da diyen işte ta evvel yokluklardan şimdi oturup da ondan kere yiyeceğimiz, içeceğimiz, ondan kere şey edeceğimiz vakit bir ya da buna hastalık böyle şey diye.
Ben bunun çocuk gibi yanından gitmeyeyim. Beni ünlettiler, o benim kardeşimin kızı da. Deyce, sen ünlenlermiş dedim. Kızım benim dedim, dinleyecek kimse yok. Öyle oldu kızım. Ne mutlu size, zamanınız da böyle geçiyor. Öyle oluyor İklime teyzeciğim. Birbirine bakacaksın belirli müddet sonra. Sen ona, o sen sana. Tabii bakacağız. O bana bak şey mi diyecek, birbirimizle o kadar iyiliğimiz, şeyliğimiz oldu. Neden bakmayacağım ben ona? Ağladım da bu hastanedeyken bunun abini çekiştiler. O da gücü olan. Ne ağlayan ana sen de, neden ağlamayacaksın oğlum dedim. Hastaneye bunun iki kardeş de gücü olan. Filin çekmişler de orada şey. Amca neyiniz diye sordular bunları. Babamız dediler, ben dedi geliyorum. Siz bu adam kalın gidin de yatırın yerine. Ameliyat ettirmeyin dediler. O ara ben hastane böyle benim üstüme yıkılmış gibi. Yani oturdum da ağlayan gayrı. Bunun gelini geldi. Bunun gelini de Deniz'di. Var koca öğretmenler. Ne ağlayan babaanne sen? Deden böyle böyle hasta olmuş da dedim ben de onu ağlayan. Ağlama babaanne, biz Allah'a dua edelim de babaanne dedi. Allah kurtaracak onu. Bizim ağlamamızla dedi hiçbir şey olmayacak. Yalnız Allah'a dua edelim. Dedemin kalbini, ondan geri kocalarımızın kalbini göre, ondan geri Allah'a dua edeceğiz. Allah kurtaracak onu. Biz ağlasak bizi kurtaramaz şey dedi. Ha, biz kurtaracak bir şeyimiz yok dedi. Onu Cenab-ı Allah kurtaracak dedi. Çok şükür. Şimdi de öyle. Sağlıklı. Ha, aldık geldik. İyi işte öyle iyi. Ondan geri işte. İyi maşallah. Çok bazı iyi. Bazı şey deviriyor. Tıkanıveriyor. Neden oluyor bilmiyorum. Gece günü iş gelen şey etti. Gece ölüp tıkanım. Arkasına yastık öte bete koydum. Bu hasta olmadan beni evvel hasta oluyor. Kura oturdum gayri. Bu orada yattı. Yat. Sen yat dedim. Benim yükümü aşağının bütün de etmeye ettik de yoruldum yatacağım. Yorgunluğum bunu hastalığı görünce yine her şeyi onu dövdüm. Ya biz şimdiden geri yaşayacağız. Şimdiden geri çocuğumuzu iyi verdik. Torun sahibi olduk. Ondan geri şey ettik. Çocuklarımız iyi bak. Yallah Allah razı olsun. Bunun büyük oğlu abi. Şey hey yerlerden gire. Dedesinin yanına gire şey dedi. Ne güzel ha. Ne güzel. Şey, Allah razı olsun hepsine. Dedelerin çok seviyorlar zaten. Böyle ayrımız gayrımız da yoktu bizim. Ondan geri hep birliydik böyle. İyiydik. İşte bunun hastalığı şey etti. Çok şükür iyisiniz. Allah daha da uzun ömürler versin. Amin, sağlıklı. Amin kızım. Amin. Amin. Herkese. Yok tabii. Amin. Allah bundan beter etmesin. Neleri var? Ondan geri bakmayanlar, ondan geri şey etmeyenler. Hastanelerde, televizyonlar da görüyoruz. Yatırıp da babalarının şeylerini bakmayanlar var. Ondan geri koyup gidenler var. Adam ağlıyor. Benim çoluğum çocuğum bırakıldı da gitti. Ondan geri gelecekler de onlar. Çigir geldi. Nereye koydu seni bırakıldılar gittiler. Onlar gelmeyecekler dedi. Vay dedi adam. Vay dedi. Demek onlar beni bırak. Ben de onlar gelecek de gideceğim diye bakken. Öyle hele hiç gitmediler. Çocuklarımdan bir yediği bin kere Allah'ı razı olsun. Allah'ı razı olsun. Onların çocukları da onlara baksın kızım. Ha, onlar babalarının şeylerine bak deme. Onların çocukları da onlara baksın. İnşallah.
başlayabilirsin Ömer amca. Şimdi ben askere gittim. İlk acemini Isparta yaptım. Nerede doğdun Ömer amcacığım? Köyde, Develler Köyü'nde. Efendim askere gittim Ankara'ya. Ankara'da bandolcuyum ben. Şimdi bando haberine vardık. Ta acemiyiz. Kaval çalarım ben, saz çalarım da. Aşık Mansur diye birini duydun mu? Mansur Şerif. Benim askeri şu anda bandolcu. Neyse. Bölük komutanı. Erol Çimli. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Şeyse sağ olsa kulakları çınlasın. Eline neydi bir çalgı var. Duydun mu biliyor musun? Şu kadar bir şey verdiler. Dedi bana ağzım dedi buyur komutanım. Bu ne biliyor musun bu çalgını? Bilmiyorum. Bunun ismi neydi? Ki ben bilmiyorum dedim. Ya oğlum bunun ismi neydi derler buna? Vallahi ne derler bilmiyorum dedim ben. Ya o çalgını bu. Bu çalgının ismi neydi? Bilmiyorum dedim ben yine. Böyle boş yargımın ben bilmiyorum neydir ki bir tane vurdu bana. Arkadaşlar gülüşüyorlar bu arada. Ya ne gülüyor bunlar bana? Ya bu adam beni niye vurur bu? Mahsuni. Böyle arkadaş. Sen bunu öğret bu nedir? Mahsuni'ye geldi yanıma. Arkadaş. Her insanın bir ismi var mı? Her hayvanın bir ismi var mı? Hayır hayır. Bak. Bunun adı davul. Bunun adı trambet. Bunun adı zil. Bunun adı klarnet. Bunun adı Boru. Bunun ismi neydi bir zamanda dedi. Bunun ismi neydi dedi. Allah Allah. Bu demek bu ismin neyi öyle mi? Evet. Benim kafa şahitli ama bu kadar ben tokat yedim. Böyle şey geldi başıma. Allah Allah. Kaç kardeşsiniz Ömer amcacığım? Kardeşim yok. Bir tane ben. Evet. Çok şükür. Anneni çok erken yaşta kaybetmişim. Hasta olmuş. Eskiden davun dilemiş kanser. Kanser yakalanmış. 22 yaşındaymış. Tabii ben bilmiyorum, annem bilmiyor. Beni annemin annesi Kaplan'a götürdü. Tabii orada 7 yaşında durdum. Bir de teyzemin kocası öldü, iki tane oğlu vardı. Demiş ki, bunun pembe dedi var. Onun babası Baldız. Bunun babası teslimit, bir de bunlara bak, bunun hayırlı kazandığıymış. Ölmedi, ölmeyeceklerdi. Benim babam ölüyor Allah'a. Babam şimdi bir mindir ya, Kaplan'a köyü. Tam oradan buraya getiriyor beni. Neyse geldim, minare gördüm, çocuğum tamam. Ya bu ne oluyor acaba, orada ezan okunmuyor. Görüp ki Kaplanlar. Bundan yok acaba, insan yiyor mu bu? Çocukluk ya, görüyor mu bu? Ne bileyim ona ezan okunduğunu. Neyse. Öyle bak, halam rahmetlik, babam kardeşi vardı. Kondan çekti. Hadi ben ona bakacağım. Minareye bakacağım ha. Niye bakıyorsun köy köyü? Yok orada bir şey. Köy orası, yürü köy. Neyse iyice baktım. Sonra arkadaşlarla öğrendim, konuştum falan, okula girdim. İlkokulda 4. sınıfken şiir yazmaya başladım. Hatta öyle dedim, aklımda duruyor. Ben okula gelince hep çocuklar güvenir. Derslerimi bilince öğretmenim sevinir. Hakikaten ben de gelince ben şakacıydım, ben güldürücü bir şeyle şeydim böyle, çamakan. Neyse, yine 12 bir taksi yok, öğretmenimiz Otköylüydü, Münir Demirciler diye. Eşeğe gelip gidiyor. Çocuklar dedi, buraya hasır ekelim. Ekin. Gel ki diye eşeğe yedirelim. O zaman ne? Mart'tan insanı böyle ekin oluyor. Neyse iyi. Böyle çıkmaya başladı. Koşun tavuğu vardı. Şimdi gibi iyi biliyorum. Boynu sarı, arka tarafı kara. Kişiyen bir kadın var değil, gidi geliyor. Kişiyen. Tehdit grup çekti elime geçti. Bir tane vurayım. Hı? Öldüm ben, korktum. Ben de böyle korktum. Çocuğun tabii. Hemen köşede bir çukur var. Orası birikmiş. Hemen orada toplum başını çalı var. Eskiden duvarın üstüne çalı koyardı, örterdi. Çalı bastırdım. Şöyle bu yandan yanda gurudu var. Yani hacir yapılmamış. Bir soğuk geliyor. Böyle üşüyorum gari. Nöbet bekliyorum, tabutlaşı etmem, giydirmem şeyi ekini. Şöyle dedim. Ben üşüdüm soğuktan,
Rüzgar geldi kovuktan. Komşu tavuğunu zapt eyleyip otanım şu tavuktan dedim. Neyse, ertesi gün yine nöbet bana geldi. Aynı tavuk ya. Küç döngen öyle. Ulan bir baktım kodum yere, yok gitmiş. Bir bak şöyle herhalde o tüyü kafasını ısladım ya. Her oradan dirdim mi ben? Diyeceğim, böyle şey ettim. Daha çok şey neler söyledim ben ya. Ondan sonra zaman zaman tabii aşkın yazdım. Başlı belirli şeylerimden. Yunanların Mustafa Kemal Paşa'ya deyişleri. Ondan sonra Kıbrıs şiiri. Ondan sonra 1980 12 Eylül'den evvel 12 Eylül günü 12 Eylül'den sonraki durumlara göre. Ondan sonra Turgut Özal'ın vurulması, babanı vurdu ya, ona yazdım. Ondan Turgut Özal'ın ölümüne yazdım. Daha sonra Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın başkan olma dönemi. Ondan sonra dediler Erbakan, Ecevit, Demirel. Bunlar siyasetten çekilmeli gari. Bunlar koca dedi. Ona yazdım. Ondan sonra şimdiki Recep Tayyip Erdoğan başkan oluşu, ona yazdım. Ondan sonra bu şey var ya, Muhsin Yazıcıoğlu, Halit Koptar dedi, ona yazdım. Daha sonra böyle bir şeyler yazdım. Kaça kadar okudun Ömer amcacığım? Ha? Kaça kadar okudun okula? Beşinci sınıfa kadar. Açık okudan daha şey dedim ben ya. Yani daha benim bilgilerim çoktur da. Din şey yönden falan. Dini yönden. Efendim sosyal bilgilerden. Hastalık durumlarından. Araştırıyorsun herhalde tabii, değil mi bunları? Doktorun iyi demiyor, hastayı iyi derim ben. Bu şeyler var. Durum var. Hak verdik tabi, ben de şey ettim tabi böyle şeyde, denemeyle oluyor her şey. Ondan sonra bir de şu durma var bende. Bir şey ben bana malum oluyor, o da zamanı geliyor. Dedim ki bana deprem olacak dedim, vallahi billahi bak. Tam 40 gün sonra oldu. Allah Allah. Billahi bak. Benim malum oluyor ya. Bak yine yine diyor. Ankara'ya deprem olacak. Şeye, merkez üstü, Dikmez Tugusu vardır Ankara'nın. Harbuk'un arkasında. Ama ne kadar kaplar bilmem. Kaç kaç olur. Ben olmasın olur ya Ömer amcacığım, olmasın. Çünkü ben peygamber değilim. Peygamberimiz Aleyhisselam şeyi İstanbul'un alınacağını bildi ama bir tarihten bir zaman vermedi. Değil mi? Ta peygamber öldükten göre 821 yıl sonra İstanbul alındı. Ben de olduğunu istemiyorum. Sen herkese böyle şiir yazmışsın her şeye. Teyzeme de yazdın mı? Yazdıydım da. Aldı geçti canım. Kimlere yazdıydın? Hatırlamıyor musun teyzeme yazdığını? Çok oldu. Kaç yaşında evlendin Ömer amca? 23 yaşında evlendim. 20 yaşında askerden geldim. Nerede gördün teyzemi? Ne? Nerede gördün de aldın? Benim işte hani annenem vardı ya. Onlar da akrabamızda. Bunun babasınla benim annenem amca kız oluyor. Oradan da illa onar yani acardır ama acardır. Köylü bir tanedir dur bak be. Çok acardı. İntibar oldu galiba, Türkiye diye galiba. Ne işler yaptınız teyzemle birlikte evlendikten sonra? İşte bağ diktik, bağ yetiştirdik. Eskiden öküzlerle sürdük, sonra katını sürdüm. Ondan sonra mahzeye motor aldık. Avrupa'dan geldim ya, o parayla tarzım aldık. Mahzeye motor aldım. Onunla sürdük sürdük, oğlanlar dişti, büyüdü, aç büyüdü galiba. Bunu değiştirelim, 55-56 alalım. Açık onu kullandım. Bunu değiştirelim, bir de bu motor aldık. O motor benim traktör. Ya, şimdi de gidiyor musun bağ bahçeye? Gidiyorum. Ya bak işte bugün ilacı atmaya gidiyorduk. Çevir attık arkasındakını bak. Bir rüzgar etti. Hani o da gelmedi. Hanım gelmedi. Bak bu kuş da gel taburu bana. Kuburu. Bili 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 bili. Gel. Ha bakay. Don bak. Buraya gel yemin atırım ben. Bağ da ağacından yiyir. Şimdi bak gelmiyor ben. Sor bak buna. Haydi gel. 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 İşte böyle. Otları, kuşları, çiçekleri, böcekleri araştırırım ben. Bakarım iyice. Meraklı bir yapın var. Ha. Onlar da şeydir, şey, yani can da şey var. Böyle bir durumlarım var benim. Ona göre küçükken benim kafa şeye büyük giderdi. Yani yeni icatlara. 1900
58 yılında Udalaycı yapmaya illi ben düşündüm. Çünkü Kur'an okuyorduk. O zaman da Kere Hoca vardı, İzzet Hoca vardı ve işte diğer gezer Ramazan'da, diğer toplamalarda. Okuduk, dur diye durduk. Şu ayeti görüyor musun? Bu ayet çıkınca söylüyor. İşte çıkacak ama fakat bir yaşan bulamayacak dedi. Orada yazıyor. Çok derindi onunla. Kimi de oraya merdiven ulaşırdı. Kimi de o Allah'ın nurudur, insan çarpardı. Ya bu nasıl olur? Kendi bir şeyler çektim öyle. Onu düşündüm. Ta sonra Hacı Payamlı Üzay isminde bir odam yaptım. İlk bir şey kim çıkardı onun ismi geçer. Üzay. Neyse ondan sonra yukarıdan düşman askerini yere sermek. Yukarıdan hem güneş enerjisi hem yüksek voltajlı aletleriyle. Fakat bunu da doğru görmediler. Yani arazileri yakar falan gibicesine. Ona göre mercekli olacaktı, böyle çok dürlü. Yukarıdan tutulman düşman askerini ciddiyim. Peygamberimiz Hazretim karşısındaki düşmana göre silah hazırlanıyor diyor. Bunu düşündüm. Sen böyle şeyleri mi düşündün? İcat etmeyi düşündün ha? Ben çok. Bu şey uçaklar var ya. Pırpır uçaklar var ya. Keşif uçakları. Onu aynı kuşa benzetmek istedim. O kanatları böyle çırpmak istemiyor kadın. Ona göre tabii kafa şey diyor. Kafayı böyle kendi oynatmak istedim. İbini böyle kapatıp açtırmak istiyorum. Bunu yaparım yani. Bundan sonra sünger gözünü açıp yumayanı sünger kurdurmak istedim. Efendim, girinden sonra kanatları arkaya doğru çekmek istedim. Çünkü ona göre kafa yaptılar. Her kuşun kendi göre kafası vardır. O kuşun, o uçan durmadan kafa yaptırmak. Kazan gibi varmış böyle. Onun var kafamda böyle bir şeyler. Ondan sonra yere delmek için, hem su kanal geçirmek için, hem yol. Onu düşündüm nasıl yapacağını. Ondan sonra silah yapmayı düşündüm. Mermi 1, mermi 2, mermi 3 mesela. Bunların silahı ayrı olacak. Mermi 1'in silahı tamam şey. Düşündüm derken sen önceden mi şey yaptın? Tabii evet, öncelerden çıktım ama. Tamam böyle şeye giderdim tenisler ama indi gitmeye kaldı. Efendim mermi 10 uzun menzilli. Böyle bir şeyler düşündüm. Fakat Türkiye'de olmadığına göre ben de ise çıkamadım galiba. Bağla bahçeyle uğraşıyorsun. Yine şöyle. Dedim ki Ziyaül Hak dedim. Ziyaül Hak var aksında. Bu ya giderken çarampolu yuvalanacak. Arası. Veyahut da uçak da geçecek. Veyahut da bir herhangi bir yıkıntı aldı kalacak. Böldüm. Allah bak yemin ediyorum. Zaman geldi. Uçak kazası. Altın kazası halimiz o. İnfilak ittirme. Çünkü daha ileriden konuşursak oradan Zülker Alibito vardı. Şeyin babası. Berat Alibito var. Sen biliyor musun onları? Berat Alibito ha. Oo sen Ömer amca çok ileri düşünmüşsün ya. Tabii canım. Benim halim oluyor ben söyleyeyim canım. Sen şimdi boş ver. Düğünün müğünün nasıl oldu onları anlat bize. Efendim. Nasıl oldu düğünün? Ben düğünü tekbirle yaptım. Evlendim. Bir cennet oldu önce. Ona göre Almanya'daki oğlan oldu. Ondan sonra bu şey ona göre bir 4 tane, 2 oğlan, 2 kız bunlar oldu. Canım ta canım. Böyle o geçirdi işte tamam. Nasıl geçiyor şimdi teyzemle zamanınız? İyi geçiyor be normal. Normal dedin neden? Neden hocam? Oluyor mu böyle arada bir, değil mi? Kavgalar o belli canım, olur o. Neyse değil mi diyorlar sana? Değil midir ya? Galiba oluyor herhalde, hissettim ben de sen gibi. Tabii, olabilir. Dövüşmek de olur, sevişmek de olur değil mi? Bir karar bir Allah. Kim dövüşüyor daha çok? Ha? Kim dövüşüyor? Teyzem mi? Sinirli ben, mi? Ben sakin canım. Ya Allah her şey sabırlı diye ben sabırlıyım. Ben sabırlı kişiyim. Kur'an okurum. Dedim bir hafızım ya, hafız kelam. Hafızım okurum, Kur'an okurum ben. Hacı'ya gittin mi Ömer amca? Gitmedim, yazıldık bakalım bu sene çıkar mı? İnşallah çıkar. İnşallah. Teyzemi de götürürsün. Giderim diyor ya, bakalım gari. İnşallah, o sabrı da öğrenir orada. Sana sabır eder, dövüşmez. Ya bu değişmez ki. Değişmez mi? Bu değişmez.
Onun babasına önceden çok severdi. Hadi ikinci dönmeye başladım. Burada gayrimaydırız, orada yani türülmedi bana sergi yaptım taşlı diye. O da bir sürü bir ilmeğe geçe bir söylüyor. Bir ilmeğe geçe bir söylüyor. Karısı dedi kayınla. Ne söylüyorsun? Nereye gitti geldi? Bizi de. Çeker görüyor mu? Çeker diyor. Bu ya, huydan geçirmez ki. Anasına mı çekmiş? Anasının babası de aynı öyleydi ona. Neyse. Yani önce can çıkar, sonra huy çıkar. Ben ölü yanında durdum fakat ölü gibi baktım. Yani öldü, sen bakalım öyle. Bu mesela öyle bir vardı geldi, bu huy dire. Huy sonradan çıkar, daima. Huy, vazgeçilmez huydan. Şimdi nasıl geçiyor, iyi mi sağlığın, saatin? Çok şükür. Zamanın? Şimdilik iyiyim öyle, Allah'ıma şükür. Hala kızıyor mu, çekişmiyordur gari canım, teyzem sene kızmıyordur, kızıyor mu? Ben eskisi çalışamayın gari. Çalışmıyorsun diye mi kızıyor? Kadın kısmı iyi gün dostum. Ya işte ayak kırıldan kere. İki yerden kırıldı. Bir de oynak. Ona gerek şey demeyin gari. Yani fazla bir çalışamayı göremiyorum. Çok güzel ilahi söylüyormuşum. Bizim için bir tane söyler misin Ömer amca? Şey varmış. Yemen'den gelen Feysel Karen'i. Bunu söyleyeyim mi? Söylüyorum. Anasından doğdu dünyaya geldi. Anasından doğdu dünyaya geldi. Melekler kanadın altına serdi. Melekler kanadın altına serdi. Resulün hırkasın tacını giydi. Peygamberin hırkasına tacını giydi. Yemenlilerine gitti Karanih. Yemenlilerinde Veysel Karanih. Anasından destur aldı durmadı. Anasından destur aldı durmadı. Kabe yollarından gözün ırmadı. Kabe yollarından gözün ırmadı. Geldi Habibini evde bulmadı. Geldi peygamberi evde bulmadı. Yemenlilerine gitti Karanih. Yemenlilerinde Veysel Karanih. Bin deveyi bir akçaya güderdi. Bin deveyi bir akçaya güderdi. Anında yarısın zekat ederdi. Anında nısfını zekat ederdi. Deve bilesince tevhid ederdi. Deve bilesince tevhid ederdi. Yemenlilerinde Veysel Karanih. Yemenlilerinde Veysel Karanih. Ağzına sağlık Ömer amcacığım. Sağ olun. Teyzemin ismi neydi? Buyur. Teyzemin ismi neydi? Hatibe. Hasibe teyzem şimdi kırılmaz değil mi bize? Kendi ya. De yok. Ya kırılmaz. Bence sen onun gönlünü almak için bir de ona bir türkü söyleyip unuttum diyorsun ama. Unutmayın ya. Ona yazdığını unuttun mu? Yok. Yeni seneye var. Başka bir şey diyor mi? İlayda söylüyor mi? Tamam dur. Doldu mu hafıza? Tamam değil mi? Hafızası doldu.